Evet, buraya gelelim dur, arkadaşlar. Dur. Şunu bir çıkartalım da öyle. Geç oradan. O. Hadi bir devirelim. Bir. Başı o. Başı bu. Ha. Hı hı. Ona gerek yok. İmzalardan alsan yeter. Öyle yaptım. Ha, gösterelim gene ya. Şunu da alalım mı? Ondan hadi şunu da alalım. Erhan'cığım. Gelin aydınlatacağımız o. Sev. Yapacağı bu değil. Bu sevgili seyirciler. Bu nedir biliyor musunuz? Türk tarihimiz, yani son dönem tarihimizin. Yani bu da ismini, en şerefli belgelerinden biri. Dur, oradan girme hemen. Tabii ki şerefli. Yoksa yırtarız. Ya şerefsiz olsa sevgi gibi. Bu ismini yazılan hemen tutma. Her gün duyduğunuz, sık sık konuşulan, her Allah'ın günü mutlaka bahsi geçen çok önemli, son dönemimizin çok önemli bir belgesi. Bu efendim Misak-ı Milli'nin orijinali. Misak-ı Milli görüyorsunuz, onun orijinali. İşte birinci madde Devlet-i Osmaniye'nin bir diye başlıyor. 28 Kanunsani 1336-1920'de şu arada gördüğünüz gibi Celalettin Arif Bey'in meclis reisi imzası var. Hepsini indirmedim. Burada şöyle Misak-ı Milli'yi imzalayan milletvekillerinin, ya zoomlatmayın, sayfayı gösterin. Milletvekillerinin imzaları var. Şu sayfalar da öyle. Tabii, arkalı önlü. Arkalı önlü bunlar. Şunlar da öyle. Gördüğünüz gibi. Efendim. En mühim belgelerinden biri Cumhuriyet tarihimizin. Yani aslında Türk tarihinin en önemli belgelerinden biri. Görmek istiyorsanız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'ndeki bu sergiyi gelin bir zahmet görün. Ayhan Bey'den rozet kitap falan da isteyebilirsiniz. Yani bunu şey de diyelim, bu belge senelerce kayıp, yok. Ha, onu söyleyelim. Vesaire denildi. Bu belge de öyle, onu biraz detaylı anlat. Bu belge senelerce arandı. Evet. Bu nerededir diye. Bu Misak-ı Milli. Bulunamadı. Arşivlere bakıldı çıkmadı. Oraya bakıldı çıkmadı. Meclise soru önergesi verildi. Yani 2000'li yılların başlarında, yani 2018-9 zannedersem. Misak-ı Milli kayıptır. Ya belgeyi göster. Ya beni gösterme İlkuncum. Tamam, hoş çıkıyorum ekranda olduğu yorum ama yani. Heh. Bu belge nerededir diye soru önergeleri verildi. Mecliste kıyamet koptu, çıkmadı. Ve gazeteler, güzide basınımız Misak-ı Milli kayıp diye yazdılar. Kıyamet koptu. Aradan birkaç sene geçti. Bir gün Atasya'ya gitmiştim. Bir şey veriyordum. Bir şey bağışlıyordum. Çünkü ben kullanmadığım evrak, işi bir tane evrakı veririm. Sırası gelmişken söyleyeyim, yani herkes bende böyle evler dolusu evrak pazarına da, hayır hiçbir şey yoktu. En son Enver Paşa yazım, Enver Paşa'nın evrakını, koliler dolusu mektuplarını askeri arşivime hediye ettim. Çünkü bana o evrakı veren torunu rahmetli Osman Mayatepe'yle de öyle konuşmuştuk. Fakat ben Enver yazdıktan sonra Osman Bey vefat etti. Ben ona uydum, oraya verdim. Gene zannedersem şeyi götürmüştüm. Hafız Hakkı Paşa'nın evrakı. Hmm. Galiba. Evet. Ha? Sarıkamış komutanın evrakını, hatıralarını götürmüştüm. Otururken orada Necdet Paşa size dedi, işte bugünün hatırasına bir şey getireceğim dedi. Bir hediyemiz var dedi. Baktım çerçeveletmişler. Renkli fotokopisi Misak-ı Milli. Yani açıkçası aptallaştım. Yahu bu sizde mi dedim. Evet tabii ki bizde, nerede olacak dedi. Niye dedim kıyamet koptu açıklamadınız. Murat Bey kimse gelip bize sormadı ki dedi. Sorsalar söylerdik dedi. Milletvekili dedi, soru önergesi verenler bilmem ne falan, muhalefet partileri de. Her tarafa baktık bulamadık diyorlar, askeri arşive sormak akıllarına gelmemiş. Ve o zaman bunu ilk defa bir 10 sene falan oluyor galiba, 8 sene belki. Ben yayınlamıştım. Ondan sonra maşallah herkes kesip aldı benim yazıyı da. Hiç olmazsa kaybolmadan çıktı.
Şimdi efendim, Misak-ı Milli hakkında bir iki söz söyleyeyim. Müsaade ederseniz. Erhan geç geç. Ya oradan tamburunu alalım onu. Dur, tamburumu alayım da şöyle. Tamburun gitti yani. Dur. Hah, şurada şunu yakın. Hadi bakalım. Yani şeyi söyleyelim. Yani bu misak-ı milli, milli yemin, milli ant. Ama bu milletler arası bir belge değildir. Misak-ı milli bir temenni belgesidir. Şimdi bugün yazıyorlar işte Musul misak-ı milli sınırlarımızın içinde. İşte bilmem neresi misak-ı milli sınırlarımızın içinde. Biz bunu Lozan'da nasıl verdik kardeşim? Misak-ı milli temenni belgesidir. Yani meclis bir hedef. Hedeftir, hedeftir ama milletler arası bir belge değildir bu. Evet, çok önemlidir Türk tarihi için bir hedeftir ama o kadar yerine getirebilmiştir. Zaten bu son Mevlusan Meclisi bu belgeyi yayınladığı için kapatıldı. Yani işgal edilip kapatıldı. Yani bu meydan okuma aslında, bir de evet, işgal evet. Devletlerine karşı bir meydan evet. Okuma. Yani kalkıp efendim Misak-ı Milli'yi uygulamadık. Şurayı alamadık, burayı alamadık demek gereksizdir. Çünkü bu İngiliz'le, Fransa'da bilmem kimle yaptığınız bir anlaşma değil. Şimdi ben oturup Erhan'ın işte arabası benim olacak, benimdir. İşte oturduğu bilmem ne villa benimdir. Şurası benim diye bir şey yazsam bu geçerli bir şey mi? Hayır. Temenni. Aptalca temenni benim için ayrı ama bu Osmanlı Meclisi'nin bir meydan okuması işgalcilere, biz yani bizi ezemezsiniz, işgal edemezsiniz, karşı koyarız ve buralar bizimdir dediği bir belgedir. Ama her şekilde her maddesi uygulanamamıştır, ayrı bir şey. Keşke uygulansaydı, o da ayrı bir şey ama temeli şudur. Yazıldığı tarihte yani Ocak 1920. Kaç Ocak? 28 Ocak. 27 mi 28 miydi? 28. Evet, 28 kanunsaniye 1326. 1336 pardon. Yani 28 Ocak 1920'de içerisinde, sınırlar içerisinde, dahilinde Türk askeri bulunan topraklar bizim olmalıdır diyor. Temeli budur. Yoksa burayı aldık, şurayı alacağız falan demiyor. Orası bizim olmalıdır. Hukuken böyledir diyor. Mesela Musul, Mondros'tan sonra işgal edildi. Evet. Hep o yedinci madde işte. Evet. Misak-ı Milli efendim bu. Gördüğünüz gibi her gün bahsi geçen efendim ne derler? Vıdı 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 konuşulan hakkını bilenin bilmeyenin konuştuğu meşhur Misak-ı Milli Celaleddin Arif. İmzası şurayı. Allah şöyle ben kaldırıyorum. Kardeşim banda gelmesin diye kaldırıyorum ilk gün. Tamam, banda kaldırdım. Çok şükür, sağ ol İlkin'cim. Osmanlı Mebusan Meclisi Başkanı. Başkanı. Celaleddin Arif Bey'in imzasıdır, tarihidir. Bu metnidir. Bunlar da şurada iki sayfa daha var. Bir tanesi önüne arkalı. Bunlar da imza sayfalarıdır. Mebusan imzaları. Milletvekillerinin imzaları. Milletvekillerinin imzalıdır, evet. Evet. Deftere yazmışlar. Hı? Defter kağıdı. Ya bakın. Ne zorluklar içinden geldik biz. Bu defter kağıdı. Arkadaşlar şunu zoomlayabilir miyiz? Bakın zımba kısmından yırtmış defteri. Görüyorsunuz. Bakın. Basit bir defter kağıdı evet, bu. Evet. Meclis defteri olarak kullanılıyor. Şurayı bakın. Şurada şeysi. Defterin cildinin parçası. Buna yazmışlar. Şimdi efendim Misak-ı Milli'yi koyalım yerine ama hakikaten böyle bir programda bu kadar önemli belgeyi özellikle bunu göstermek bizler için hem zevk hem şereftir. İlk defa. Bu serginin bunlar en önemli belgelerinden, biridir bu. Misak-ı Milli o en baştaki neydi? Mondros. Evet. Sefaleti sev rezaleti. Ama bu serginin en önemli belgelerinden hakikaten Erhan Hoca'nın dediği gibi belgelerinden biridir. Bu sayede bunu görmüş oldunuz. Hatta şunu da çıkartayım da şuradan.
Tamam. Bakın imza sayfaları bunlar. İmza sayfaları. Şurada bir sayfada burada bunu monte etmiş, daha hiç çıkartmıyorum. Bir tane de burada. Bunlar imza sayfaları da milletvekillerinin. Asıl metin şu. Birinci madde diye giriyor. Birinci madde. Arkası işte dördüncü devam ediyor. Alt var. Efendim. Üçüncü sayfa. Metnin üçüncü sayfası şu. Burada metin bitti şu iki yaprakta. Bir sayfa olarak bir. Yüz olarak iki. Üç. Dört. Ve şu beş. Sayfa da şu, şununla beraber. İmzalar. İmzalardır. Dediğim gibi son defa çok tekrar ettik ama tekrar söyleyelim. Her gün bahsini işittiğiniz hakkında söylentiler, kavgalar, tartışmalar vesaireler olan tarihimizin en önemli belgelerinden biri olan Misak-ı Milli'nin orijinali. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Şurada demin bir hata etmişiz. Hata değil de ayrıntılı bilgi vereceğim. Arkadaşlar dışarı gidebilir miyiz? Gideriz. Tamam ya, bir dışarı gidelim ondan sonra hocayla rahat rahat konuşacağız. Nereden çıkacağız? Oradan soldan, buradan mı? Soldan. İlk gün taktı mı takıyor? Ne diyor?